Previously 10 tamir et. Ben bu sefer umuyorum ki pastırma çıkacak içinden. Ne? iPhone 7'sini koymuş. Kayseri'ye selamlar buradan. Yılmaz Bey'in telefonu. Bu ekran yan sanayi. Yılmaz Bey'e de 175 liraya mal oldu. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar. Çok değişik bir iPhone var elimde. Parçalanma şekli farklı. Parçalanma şekli çok havalı. Bu iPhone 6'nın hikayesinden ne bahsedeceğim? Tamire sat olabilecek bir cihaz bu. Görüyorsunuz ekran kırık ve bu halde kalmış. Bunu Letgo'dan satın aldık. Kaç paraya satın aldım? Kaç para masraf ettim? Neleri değiştirdim? Ve ne kadara satacağız? Hepsini anlatacağım. Öncelikle tamirden biraz bahsedelim. iPhone 6'lar tamiri eliniz biraz yatkınsa basit cihazlardan. iPhone'larda her modelde olduğu gibi bunda da altta iki tane vida var. Bu vidaları sökmeniz gerekiyor. Bu arada dün iPhone 8 satıldı. Ömer Bey'e satıldı. Çok teklif geldi iPhone 8 için. 2500-3000 lira teklif edildi. Öyle tekliflerde lütfen bulunmayın. İkinci teklif etme durumunda ihraç edilirsiniz. Bu arada ben iPhone içini söktüm. Aslında dokunmatik çalışabilirdi fakat Flex'te problem var. Bataryası da şişmiş. Çünkü bu cihaz arkadaşlar araba yanlaması yaparken, evet yanlış duymadınız. Arabayla yanlama yaparken diğer arkadaşı Sunroof'tan videosunu çekiyor olayın. Umarım trafiği kapalı bir yerde yapmışlardır bu yanlamayı. Ki öyle dedi bana satan çocuk. Sunroof'un camından sarkarken falan kamerayla çekerken telefon fırlıyor gidiyor elinden. Sonuçta bu hale geliyor. Dokunmatik ekran parçalanıyor. Sonra benim elime düşüyor. Ben bunu 250 liraya satın aldım Letgo'dan. Bir arkadaşım görmüş, komik bir ilan olarak paylaşılmış. Beni aradı, böyle böyle bir cihaz var, alır mısın dedi. İlini falan söylemiyorum, nereden aldığımı, ettiğimi. Bu işler risk, zarar görmenizi istemem. Ben çok uğraştığım için zarar ettiğim cihazlar da oluyor. Hatta bununla ilgili bir video yapmak istiyorum. Bu arada iPhone 6'nın bataryasında altındaki o çift taraflı bantları kaldırıyorum. Bunu fabrika yapıştırıyor. Kolayca çıkar. İnatçı olursa biraz kontak cleaner spray falan kullanırsınız. Bakın batarya bu. Pert. Kasa iyi. Kasa alüminyum ama fazla yamuk yok. Fazla darbe yok. 250 lira cihazı satın aldık. Diğer maliyetlerini anlatacağım. Kaça satacağımızı da anlatacağım. Aslında kaça satacağımızı söylememe gerek yok videonun sonunda. Çünkü biliyorsunuz bu kanalda telefonlar maliyetine satılıyor. Üstüne kar koymuyoruz. Heh. Bir de neyi söyleyeyim? Tamirlerden bahsediyorum. DM'den tamir bilgisi alıyorsunuz ve sitem ediyorsunuz. Almaya çalışıyorsunuz. DM'den tamirlere fazla cevap vermiyorum. Sebebi de şu, altın ve gümüş aboneliği biz bunun için yaptık. Oradaki yoğunluğu en aza indirmek için. Çünkü ben orada tamir mesajlarına cevap yazmaya başladığım zaman tamir yapamıyorum, video çekemiyorum, edit render yapamıyorum. Bütün günüm orada geçiyor. Yani dünya kadar insan var. O yüzden tamir yaptırmak isteyen bir zahmet arkadaşlar ya altın ya gümüş abone olacak. Yani böyle sadece tamir yaptırmakta kalmıyorsunuz. Gün içinde sohbet de ediyoruz. Bana şu cihaz iyi midir, şu parayı alınır mı gibi sorular da sorabiliyorsunuz. Böyle iPhone 8 Plus var. Satılacak altın abonelere. Bu cihaz da eğer testten başarılı geçerse genel abonelere satılacak. Satış fiyatını da anlatacağım. Bu yeni yüksek amperli 2200 mAh takacağımız iPhone 6'ya batarya. Ekranı A kalite yan sanayi kullanıyoruz. Bu da ekranımız. Yan sanayi ama A kalite bir yan sanayi. Piyasada işte 80-90 liraya bulabileceğiniz bir ekran değil. Bir deneyelim ekranı. Ekranlarda her zaman bahsettiğim konuyu tekrar söylüyorum. Burası çok önemli. Sebebi jelatinleri kaldırmamak. Jelatinleri kaldırmamanın sebebini arıza ve parlaklık problemleri durumunda iade edebilmeniz. E-ticaretten aldığınız ekranları 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Yerel toptancıdan aldıklarınız da aranızdaki diyaloğa bağlı olarak zaten muhtemelen orada denettirirler. İade edebilirsiniz. Arızalı çıktığı sürece jelatinleri kaldırmayın yeter ki. Elmayı gördük. Elmayı gördünüz mü problem yok demektir. İşin %50'si bitmiştir. Önemli olan elmadan sonrası. Muhtemelen bu cihazda iCloud var. Çünkü ben satın alırken iCloud'larını aldım. Ama çıkış yapamadık çünkü dokunmatiği basmıyordu. Telefon problemsiz çalışırsa, satışı hazır bir hale gelebilecek durumdaysa iCloud'un öyle gireceğim. Yoksa hiç uğraşmayacağım. Cihazı toplamaya da uğraşmayacağım. Ha, cihazı helal karda toplayacağız. Ama şöyle, iCloud girdik olmadı ya da anakartta başka problem var.
maliyetini geçecek bir problem. Yani akı bokunu kurtarmayacak diyeyim öyle. Öyle bir durumda telefonla hiç uğraşmıyoruz. Hurdayı arıyoruz. Bu arada dokunmatik falan filan carçut çok iyi basıyor. Bu arada tekrar carçut demişken like, mic, yorum falanları unutmayalım. Abone falan da olalım arkadaşlar, bakın. Kanalın büyümesi için çok önemli. Sonra tamirlerimiz var yine bugün. Onları yapacağız. Bazı tamirlerin videolarını koyuyorum, bazılarını koyamıyorum. Vakit yetmiyor. Kusura bakmasın koyamadıklarım. Altın abone olduğunuz zaman cihaz alma garantiniz yok. Tekrardan bahsedeyim. Bazı arkadaşlar olayı bilmeden gelebiliyor bazen. Ben aydınlatıyorum, ayrı konu ama. Ekran dokunmatik falan filan çalışıyor. Sıkıntı yok. Ben biraz tamir atlıyorum, oraya atlıyorum. Çünkü çok çok can sıkıcı olmaya başladı bu tamir. Direkt hep tamir anlat, vidayı sök. Vidalar var iPhone'da, çeşitli vidalar, çeşitli ebatlarda ve çeşitli yerlerde bu ebatlara takılıyor. Plakaları var. Plakalar niye var? Neymiş? Neden var? Plakalar iPhone'da sağlamlığın temeli. Her soketin bir plakası var. Ola ki bir darbe anında yere düştü falan filan, soket yerinden çıkmasın diye. Bu bir çift taraflı bant. Bu kaliteli bir çift taraflı bant. Bataryayı çift taraflı bantla niye yapıştırıyoruz? Bataryanın oynamaması için. Bu önemli bir mevzu. Çünkü eski çift taraflı bantlarını kullanamayız artık. Başka arızası var mı yok mu bilmiyorum, onları test edeceğim. Satışa geçmeden önce zaten o işlemleri kamera arkasında halledeceğiz. Bu arada ben ekran plakasını falan takıyorum. Bunlardan tekrar bahsedeyim isterseniz. Ekrandaki üstündeki parçalar, home tuşu, iç kulaklık, yakınlık sensörü, ön kamera falan, bunlar ekran malzemesi değildir. Bunlar iç donanım malzemeleridir. Ekran satın aldığınız zaman bunlar yanında gelmez. Bunları eski ekranda sağlamsa eğer söküp yeni ekranınıza aktarmanız gerekiyor. Ola ki sağlam değilse bu malzemeleri de sipariş edin. Yeni ekranınızda unutmayın, bunlar gelmeyecek. İşte bataryayı taktık zaten. Bir ekran aktarmak işi kaldı. Buraları hızlandırıyorum. Zaten bunlardan bir sürü var. Biliyorsunuz, ediyorsunuz. Bu telefonun maliyetini de açıklayayım. Videonun sonuna doğru geliyoruz artık. 200 lira maliyetimiz var şu ana kadar. Batarya ve ekran. Artı 250 lira cihazı satın aldık. 450 lira. Eğer 4 dörtlük çalışırsa yarın, yani 8 Temmuz'da bunu satışa çıkartacağız. Genel aboneye, herkes satın alma hakkına var. Muhtemelen onu yarın söylerim. İlk yazan mı, 35. yazan mı, 45. yazan mı diye bakarız. Daha karar vermedik ona. Ama satış akşam saatlerinde olur. Akşam saati dediğimde 8-9'da da olabilir. Bilmiyorum şu an. Kafam çok karıştı. Haber veririm ben işte hikayeden falan. Biliyorsunuz Taht Köşe'de sosyal medya hesapları çıkıyor. Onları takip etmeniz lazım. Kanala abone olup bildirimleri açıp like ve yorum atmanız lazım. Bunları sağlamadığınız zaman birinci kişi bile olsanız yazan. Ben baktığım zaman yorumu var mı? Kanala abone mi? Sosyal medyaları takip ediyor mu? Cihazı alamazsınız, kusura bakmayın lütfen. Bu kanalda cihazı maliyetini almak istiyorsanız her şeyin bir bedeli var. Öyle yok bedava mama. Maalesef ki bu. Bu kanalın şekli bu şekilde. Abonelere. Evet, cihazı topladım. Plakaları taktım. Hepsini taktım, yerleştirdim. Vidaları falan da sıktım. Tamir et, sat cihazı. iPhone 6. Hazır arkadaşlar. Siz şimdi gigabyte'ını, megabyte'ını soracaksınız. Unuttum onu söylemeyi değil mi? Bakmadım çünkü. Bakarım, olmadı. Bakarız, tamam. Ona da bakarız. Tamir olmak istiyorsanız dediğim gibi gümüş veya altın abone olmanız yeterli. Gümüş sadece tamir olabilir. Altın cihaz, özel cihazlara erişim hakkına da sahip olabilir. Dediğim gibi cihazda herhangi bir alma garantiniz yok. Ama WhatsApp numaralarımıza erişip tamiri herkes yollayabilir. Altın ya da gümüş olan.
WhatsApp numaramızı eklemeyi unutmayın. Üyelik bölümünde en altta yazıyor. Altına abone olduktan sonra ilk yapmanız gereken WhatsApp'ımıza eklemek ve adınızı, soyadınızı, gümüş ya da altın olup olmadığınızı bana yazmak. Bu cihazın tamiri bu kadar. Dediğim gibi cihazı test edeceğim bugün. Uygun görürsem 8 Temmuz'da hikayelerden paylaşım yapacağım. Şartları biliyorsunuz, sağ alt köşede çıkan sosyal medyalar. Onları ekleyeceğiniz yorum, like, video, beğeni, bildirim, bunlar gerekli. Bu video bu kadar. iCloud'undan falan filan ben test ederken çıkış yapacağım. Bunları videoya sığdırmayacağım. Video bitti arkadaşlar. Hadi güle güle. Cihaz satışı yarın. iPhone 8 Plus'ı da açıklayacağım. Hoşça kalın. Bay bay.